Merhabalar, İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün Antalya halkına Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında küçük bir anket yapacağız. Bakalım vatandaşlarımızın tepkisi ne olacak? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuzun rengi ne olacak? Meral Akşener. Neden Meral Akşener? Birincisi Meral Hanım biraz daha iyi diğerlerine göre. İkincisi, ülkeyi kucaklayabilir mi? Bence kucaklayabilir. İkincisi akrabalık nedeniyle de. Akrabalık da var. Evet. Meral Akşener daha iyi bence. Meral Akşener'i destekliyoruz. Tabii ki de. Şimdiki hükümete göre daha iyi. Ben yorumsuz. Fark etmez. Oy kullanmayacaksınız mı? Kullanacağız da. Kim var gönlümüzde? Daha belli değil. Daha önce kime verdiniz? Daha önce... Bir önceki seçimde kime verdiniz? MHP'ye verdik. Ama şimdi kararsız diyorsunuz. Kararsız. Çok teşekkürler, sağ olun. Direk zorunda mıyız? Değilsiniz ama işte bir anket yapıyoruz. Bakarız. Düşünüyor muyuz? Bir kararsızlık mı var? Düşünüyoruz, kararsızlık var. Çok teşekkürler. Ben Merhabalar. Merhabalar. Bildiğiniz üzere önümüzde bir erken seçim var. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuzun rengi kim olacak? Kimi destekleyeceğiz? Vallahi ülkemiz için ne hayırlısıysa onu vereceğiz tabii ki. Meral Akşener. Gönlümüzden Meral Akşener. Aynen, Meral Akşener alsın. Sizler bayanlar. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuzun rengi ne olacak? Vallahi Demirtaş içeride olduğu için ona vereceğiz. İkinci turda? İkinci turda da Muharrem İnce inşallah kalır. Muharrem İnce'yi vereceğiz. Çok teşekkürler. Değişiklik olsun. Ben CHP'liyim, açık söyleyeyim. CHP'yi destekleyeceğim. Bir de espri yapacağım bu konuda. Muharrem İnce'yi göndereceğim külliyeye, İbrahim Kalın'ı göndersin. Çünkü öyle yakışmıyor. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Vallahi daha bir karar vermedim şu anda, düşünüyorum yani. Kararsız mıyız? Evet, şu anda kararsızım. Şu andaki adaylar nasıl sizce? Temel Bey, Meral Hanım? Hepsi iyi ya şu anda. Çekişmeli bir Cumhurbaşkanlığı seçimi mi olacak sizce? Vallahi bakacağız zaten. Bence daha iyi olacak ya. Bence. Türkiye iyi mi olacak diyorsunuz? Ha, daha iyi olur. Çok teşekkürler, sağ olun. Rica ederim. Hayırlısı olsun diyoruz. Gönlümüzde kim var? En kuvvetli aday olarak kimi görüyorsunuz? Vallahi halkın iradesi ne derse olur. Bir şey. Siz ne diyorsunuz? Bir halk olarak? Ben şu anda hiçbir şey demiyorum. Kararsız mısınız? Yoksa gönlünüzde birisi var mı? Kararsız diyeyim. Kararsız. Çok teşekkürler. Rica ederim. Yok, ben de kalsın ya. Kararsız mıyız yoksa düşüncelerimizi söylemek mi istemiyoruz? Kararsızım. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Meral Akşener. Neden Meral Hanım? Bir kadın dayanışması daha iyi olacağını düşündüğüm için. Meral Akşener'in de bir açıklaması var. Bu bir kadın hareketidir. Ülkeyi kadın eli değmeli dedi. Katılıyor musun? Katılıyorum. Aynen öyle, katılıyorum. Kadınların çoğu sizce destek verir mi Meral Hanım? Verecek. Bence verecek. Benim etrafımdaki herkes verecek kadın olarak. İkna ederim herkes diyorsun. Ederim. Kesinlikle. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Reis. Reis. Cumhurbaşkanı şu anki Cumhurbaşkanı. Yine devam. Devam diyoruz. Durmak yok, yola devam. Yola devam. Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi bu söylemek biraz zor. Onu artık kendi içimizde karar veriyoruz, aile içinde. Gizli. Gizli mi? Evet. Böyle bir kararsızlık mı var? Yoksa söylemek mi istemiyoruz? Neden insanlarımız oylarını söylemek istemez mesela? O dereceye getirildi, söylenmiyor. Korkuyoruz yani. Üstümüzde bir baskı mı var? Baskı var tabii. Vatandaş olarak işte esnafımız mesela konuşmak istemiyor. Gidiyoruz, mikrofon uzattığımız aman abi işte ruhsatımız iptal olur, bizi yakarlar. Vatandaşımıza soruyoruz, biz memuruz, biz konuşamıyoruz diyor. Gerçekten vatandaşın üstünde bir baskı var mı? Olmaz olur mu? Kesin yok mudur? Görünen baskı yok ama gizli baskı var. Herkes ondan çekiniyor. Ya demokrasi Türkiye'de çok fazla geçerli değil mi şu an? Değil. Kimse geleceğini görmüyor. Çocuklarımızın geleceği yok. Ne olacaklar? Geleceklerine neyle karşılaşacaklar? Yönetim şeklimiz nasıl olacak diye korkuyoruz. Başkanlık sistemi hakkında düşünceleriniz neler? Vallahi pek onaylamıyoruz. Parlamenter sistemden evet. Yanayız. Demokrasiden yanayız. Yani başkanlığı pek onaylamıyoruz. Bunun vereceği karar değil Türkiye'de.
Meral Hanım'ın ilk seçim vaadi, seçilirsem eğer parlamenter sisteme döneceğim, ilk yapacağım iş bu diyordu. Katılıyor musun? Katılıyorsun. Bazı şeylerine katılıyoruz tabii ki. Daha sağlıklı. O konuşamıyor. Bir kadın olarak kadın hareketini destekliyor musunuz Meral Akşener'in? Diyor ki bu ülkeyi bir kadınlar da yönetebilir. Kadınların da bu ülkede bir söz hakkı olmalı. Bence olmalı. Çünkü anneler. Evet. Annelerin sözü bence her zaman geçerlidir. Yuvayı dişi kuş yapar misali yani. Anneler günü ya, o yüzden bayanları destekliyoruz. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ya şimdi bu görüş artık bana kalmış bir şey. Yani kimin kimi destekleyeceği herkesin özgür iradesine bağlı. Şimdi ben burada şu adayı desteklesem dersem doğru olmaz. Neden? Evet. Çünkü herkesin bir özgür iradesi var. Tabii. Yani o oy kullanmak dediğiniz, oy kullanmaya gittiğiniz zaman o perdenin arkasında her an bir fikriniz de değişebilir. Ya yani son dakikaya kadar belki daha iyi vaadetler vaadetler bulunabilir karşı taraflar. O şekilde herkesin bir özgür düşüncesi var. Herkesin kendisine saklı kalması gerekiyor bence. Kimsenin de bunun dile getirmesine gerek yok. Şuna parti vereceğim. Bu, çünkü bu ayrıştırmaya yönlendirir insanları. Bir çekinti mi var? Bir baskı mı var? Hayır canım, bir baskı yok yani. Bu kesinlikle insanların özgür iradesine bağlı kalması. İnsanlar özgür kendini neden ifade edemiyor? Yani ben şu partiye oyumu kullanıyorum niye diyemez mesela? Yani bu şöyle bir şey. Özgürlük o zaman kısıtlanmış olmuyor mu sizce? Hayır canım, niye kısıtlanmış olsun ki? Aslında yani bunu isteyen de söyleyebilir, isteyen de söylemeyebilir. Bu dediğim gibi insanın kendi özgür iradesine bağlı. Çıkar partisi ben X partiye oy veriyorum diyebilir. Bazıları çıkar, kardeşim bu bende saklı. Ben kendi düşüncemi başkayla paylaşmak istemiyorum. Bu da aslında bir özgür düşüncedir. Yani illa bir insanın ben şu partiye oy veriyorum deyip bu özgürlük anlamına da gelmiyor. Bazen bu insanları ayrıştırmaya da yönlendirebilir. Kutuplaşmaya da itebilir. O yüzden daha böyle ılımlı davranmak gerekiyor. Ben söylemiyorsam kaç tarafın buna saygı göstermesi gerekiyor? Hoşgörü göstermek. Hoşgörü göstermek, her şey saygı çerçevesinde olması gerekiyor. Kararsızlık mı var sizce? Ya tabii, yani seçmenlerin en az %10'u %15'i bir kararsızlık çerçevesinde şu an. Kime oy vereceğini şu an kestiremedikleri. Çünkü adayların hepsi iddialı çünkü liderler. Tabii ki iddialı anda. Liderler. Şimdi seçmenler de bunları dinleyecek. Onların konuşmalarını dinleyecek. Görüşlerini dinleyecek. Ona göre bir tartacak. Hangisi ağır basıyorsa demokrasi kazansın diyecek. İyi olan kazansın yani. Demokrasi kazansın diyelim. Başka bir şey değil. İyi olan kazansın diyelim. İyi olan kazansın. Yani demokrasi kazansın. İyi çok teşekkürler. Demokrasi kazansın. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Ben de teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı adayımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerdiği Cumhurbaşkanı adayı. Recep Tayyip Erdoğan mı? Olabilir. Tam değil ama. Emin değilim. Bir kararsızlık var mı? Evet, kararsızlık var. Çünkü biz zamanında ayrı bir partiydik yani. Tayyip Erdoğan'la bir olduğu için şu anda kararsızım. Sizce Milliyetçi Hareket Partisi kendisi neden bir aday çıkarmadı? Neden bir aday çıkarmadı? Yani kulislerde, siyasi kulislerde tabanına bir haksızlık yaptığı, seçmenine bir haksızlık yaptığı söyleniyor. Buna katılıyor musunuz? Seçmenine de haksızlık yaptı. Kendi yönetimindeki vekillere de haksızlık yaptı. Yani doğru değildi o milletvekillerinin gidip de İyi Parti'yi kurması, doğru bir şey değildi. Yani hata sizce ayrılanlarda mı yoksa ihraç edende mi? İhraç eden de. Çünkü birliğimizi bozdu yani. Yani o birliğimizin devam etmesi lazımdı. Yani şu anda bir kararsızlık var. Evet. Yani ufaktan da bir Meral Akşener'e gönül kaydığını hissediyoruz. Doğru mudur? Ya ona da değil aslında. Ya biz sağcıyız. Ama bakıyorsun şimdi Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı adayımız Tayyip Erdoğan diyor. İyi Parti Meral Akşener. Yani bir kararsızlık var. Herkeste var yani bu. Evet, toplumun çoğunda bir kararsızlık var. Herhalde seçime yaklaşıldıkça kendisini belli edecek bu diye düşünüyoruz. Doğru mu? Doğru.
Yani seçimle yaklaştıkça kararımız da kesinleşecek yani. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica